Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölümdeyiz. Fenerbahçe'yi yenmiştik ve 56-58 puan durumu şu anda. Görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe 58, biz 56 puandayız. 48 gol atmış iki takım da. Onlar 20 yemiş, biz 24 yemişiz. Şimdi artık bu takıma güvenme zamanı geldi arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın ve Haziran 1'e doğru simülasyonumuzu başlatıyorum. İç sahada Antalyaspor mücadelesi. 4-1 kazandık. Deplasmanda Alanyaspor mücadelesi. 2-0 kazandık. İstanbulspor bize ters gelen bir takım. 2-1 kazandık. Deplasmanda Başakşehir 2-1 kazandık. İç sahada Karagümrük. Berabere kaldık be. Şampiyonluğu verdiğimiz maç olabilir. Adana deplasmanı 3-1. İç sahada Pendik, lütfen kazanalım. Bütün ayın oyuncusu bayağı alıyor bu arada her oyunu. Deplasmanda Galatasaray 3-1, deplasmanda Galatasaray'ı yeniyorum. İç sahada Samsun 3-0'da Samsun'u yeniyorum. Deplasmanda Rize 2-1'de Rize'yi yeniyorum. Antep mücadelesi 3-2 Antep'e. Konyaspor 1-1 berabere. Deplasmanda Sivas son maç 4-0'da Sivas'ı yeniyorum. Ve sezon bitiyor arkadaşlar. Sezon bitiyor. Bakalım. Lige bakıyoruz. 91 puan, 89 puan. Eğer Sivas Spor'a yenilsem 88 puanda kalsam Fenerbahçe şampiyon oluyor. 80 gol atarak ligin en fazla Galatasaray'la beraber gol atan takımıyım. En az gol yiyen takımlardan bir tanesiyim. 34-33, 37-37, en az gol yiyen ikinci takımım hatta. Galatasaray beni yense, bakın Galatasaray beni yense ya da Sivas Spor'u son maçı yenilsem şampiyonluğu Fenerbahçe'ye verecektim. Bu takımın şampiyon olacağını ben size söylemiştim. Bu takımın şampiyonluğunu söylemiştim lan. Bu sezon o sezon demiştim. 3 mağlubiyeti de hatırlar mısınız bilmiyorum, ligin ilk yarısında aldık. Ligin ilk yarısında aldık 3 mağlubiyetimizi. Şimdi Türkiye Kupası ne oldu? Türkiye Kupası Fenerbahçe Başakşehir, önemli değil. Biz nerede elenmişiz? Biz burada Trabzon'a deplasman golleriyle elenmişiz. Trabzon ne yapmış? Fenerbahçe 4-1 elenmiş. Çok güzel. Ofisimize bakıyoruz, gol krallığı. Bakan bu 27, baya 24. Bakan gol kralı olmuş, baya 24 gol atmış. Asist krallığında Pafundi 15 asist yapmış. 15. Golenme maçta Bustos 7, Chesney 5'te kalmış. Yani burada da çok iyiyiz. Şimdi kadro merkezi. Kadro merkezine gelelim. Chesney görmüş olduğunuz gibi hala bizde. İstatistikler baya 81 olmuş bu arada. Arkadaşlar baya 40 maçta 32 gole katkı vermiş. 40 maçta 32 gole katkı. Pablo Felipe 5 almış. Bu ikisi de 5 almış. Pablo Felipe arkadaşlar 19 gol 10 asist. 29 gole katkı. Sesekno'na bakar mısınız? Bek oyuncum, bak bek oyuncum. Nusa ile aynı gol atmış. 7 gol 4 asist. Nusa artı 3. 7 gol 4 asist. Turam 6 gol 2 asist. Cristante 5 gol 7 asist. Bu 8 gol katkı 12 gole katkı. Pafundi 3 gol 15 asist. Asistlere bak. 15-10. Şimdi sevgili dostlar şeylere bakalım. Kim ne kadar? Bustos 78'lik bir kaleci. Birazcık kilolu yalnız farkındasın. 86-78. Yeni sezonda bizi zorlayabilir. 18 yaşında bir kaleci. Osterwalde artı 5. Defans çalıştırdık ya bunu. Artı 5. Defansa ama bakayım. Defansif açıp belki. Aynen. Defans çalıştırır mısın? 75 bak. Birazcık şimdi pasa çalıştırmamız lazım. Pas. Birazcık pas çalışması lazım. Ofansif açık bakayım. Defansı ama biraz daha defans çalışsın ya bu. Ya da ofansif açık. Biraz pas çalışsın. Akbo Guma. Arkadaşlar değeri kaç para bu arkadaşımızın? 6 milyon euro. Bu kardeşimiz hiç değer kazanmamış ama gerçekten bence iyi oynadı. Bir de aldığı yerlerde sürekli ileri çıkıyordu, anlamadım. Angulo 27 yaşındaki stoperimiz 79'a gelmiş. Hato artı 5 almış 79. 2 tane 79'luk stoperim var. Anıl Yılmaz. Bu kardeşimiz daha 18 yaşında. Bunu kiralık verebiliriz Anıl'ı. Ama yok ya, bu çocuk şeyde kalsın. Yedeklerde kalsın. Kvateng aynı kalmış. Transfer listesine ekleyelim artık bu oyuncuları. Sesegnon artı 1, 25 yaşında, her yerde oynayabilir. Tolga Ciğerci artık gidiyor. Cristante aynı kalmış. Kaiza 71 kalmış. Jovanović artı 4 almış. Pedinho artı 1 almış. 32 yaşında, oynamamasına rağmen. Çünkü yok. 76'da kalmış. Çünkü yok. Ya bu bizim için iyi bir yedek. Hem orta saha oynuyor hem cam oynayabiliyor. Turam artı 1 almış. Turancığım teşekkür ediyorum, artı 1 almışsın. Carlos Pineda 1 almış. Pafundi 4 almış. 76 gelmiş. Nusa 3 alıyor. Cepaz 2 alıyor. Pablo Felipe 5. Adams 1. Adams zaten gidecek. Baya artı 5. Mükemmel bir sezon geçirmişiz. Şimdi yeni sezonumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şampiyonluk kutlamaları ya. Ediyorlar. Anıl buraya güzel bir müzik koyarsın kardeşim. Tamam mı? Şöyle aşağıya bir müzik koyarsın yani, böyle danslarımız falan filan şey olmasın. Şuraya bir müzik koy kanka. Eyvallah. Güzel. Helal olsun çocuklar. Şampiyon olduk. 14 milyon euro Süper Lig'den aldık. Bustos için transfer ettik. 22 milyon euro falan veriyorlar. Tabii ki bunların hiçbirini vermeyeceğiz. Şimdi sevgili dostlar, bana 23 milyon euro para veriyorlarmış. Daha fazlasını beklerdim valla. Beşiktaş Adams'ı almak istiyor. 11 milyon euro veriyorlar. Değeri zaten 11 milyon euro. Daha ne, 11 milyon ne veriyorsun? Piyasa değeri bu. Veriyorsan 14 falan ver. 14-13 bitirelim bu işi.
Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir şampiyonluktan sonra ne yazık ki üzücü olaylar yaşadık. Başkanımız bir Rize sporlu olan hazırlık maçımızda ne yazık ki hakeme yumruk attı. Daha önce benim de kendisiyle alakalı sorunlarım olduğunu biliyorsunuz ama buradan arkasında konuşmak olmaz. Bize yakışmaz yani. Ama bu şekilde oyuncuların burada kalmak istemiyorlar. Özellikle Baya gitmek istiyor. Ve bana söylediği şöyle bir şey var. Hocam ben seninle bugünlere geldim. Gitmek istiyorum. Aile olarak huzursuzum. Kız arkadaşım, ailem, annem, babam huzursuz burada. Gitmek istiyorum. Keşke seninle gidebilsem diye bir söz söyledi bana. Benim de eşim, dostum, akrabalarım huzursuz olduklarını söylediler. Bu yüzden de çok sevdiğim Ankara Gücü taraftarına veda etmek zorundayım. Bugün burada istifamı sunuyorum sizlere. Hiç kimseyle bir sorunum yoktur. Sonuçta başkanımız bir hata yapmış olabilir ama şu an gidip de arkasından konuşmak. Ben de şöyle şeyler yapmıştım, işte bunlar yaşandı falan, bunlar bize yakışmayacak şeyler. Başkanımızın yapmış olduğu hata büyük bir hata. Kendisi bu ülkede hak var, hukuk var, adalet var. Kendisi bunun sonuçlarına katlanacaktır. Keşke böyle şeyler yaşanmamış olsaydı ama Ankara Gücü taraftarını çok sevdiğimi tekrardan hep yanımda oldular. Ankara Gücü taraftarı hep yanımda oldu. Çok isterdim bu serüven burada devam etsin. Avrupa'da bir kupa alalım ama ne yazık ki bunu gerçekleştiremiyoruz. Evet, istifamı veriyorum, istifa ediyorum. Yakında birkaç tane yeni temas ettiğimiz takım var. Yakında yeni takımımla beraber sizlerin önünde olacak ya da basında zaten haberleri görürsünüz. Çok teşekkür ederim. Manchester United yönetim kurulu seni kulüpte görmek istiyor. Ve sana şu maaş teklif ediyor. Haftalık 100 bin euro. Teklifi kabul et, teklifi reddet, teklifi kabul et, teklifi reddet. Evet, Ankara Gücü'nü şampiyon yaptım. Yaptık. Bugüne kadar getirdik. Ama artık kendi geleceğime, kendi kariyerime bakmam lazım. Teklifi kabul et diyorum ve imzamı atıyorum. Yeni takımımız hayırlı uğurlu olsun. Altay Bayındır. Geliyorum koçum. Evet. Şahin 1. Altay şu an korkuyor 1 numarayı giydiğim için. Ve yeni takımımıza geldik. Haydi bakalım. Şöyle bir kadromuza bakalım. Takım yönetimi nasıl bir kadromuz var? Şimdi 86'lık bir kalecimiz var. Tamam. Şar 81'lik bir stoper, 33 yaşında. McTominay falan. İkinci stoperimiz yok görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İkinci stoperimiz yok. Biz burayı birazcık geliştirmemiz lazım. Altay Bayındır'ı görüyor. Tarrey mi var lan? Hojdung var. 84'lük bir santrafor. Rashford. Mason Mount. Burada Sancho falan filan var. Hani oynayabilir burada. Rashford 87 kalsın. Sancho'nun yerine başkasını bulmamız lazım. Luke Shaw. Sağ bek olarak çok kötü. 83'lük bir sağ bek bu takımı. Sol bekimiz çok kötü. Hem sağ bek hem sol bek. İkisi de çok kötü arkadaşlar. Hem sağ bekimiz kötü hem sol bekimiz kötü. Casemiro çok çok iyi. Ama 33 yaşındasın. Orta sahada bakıyorum. Mason Mount. Yani takım tam istediğim gibi. Fernandes var. 88 mesela. Tamam, Fernandes kaç yaşındasın? 30. İdare eder miyiz? Ederiz. Mason Mount var yedeğin. 26 yaşında, 84 ama gerek yok yani mesela ona. Hiç gerek yok. Rashford kalsın. Araujo kalsın. Araujo kalsın. Araujo sağ ayak. Bir sol bek. Bir sağ bek. Bir stoper. Bir CM. Bir santrafor. Santrafor tamam. Bir de sağ açık lazım. Bu takıma çok şey lazım arkadaşlar. Baktığımız zaman paramız var mı? İnşallah bari parası var takımın. Hiç olmadığım param var. Bakıyorum. 262 milyon euro. Çok iyi bir para be. Çok iyi para. Şimdi bu kadronun tamamen elden geçmesi lazım arkadaşlar. Tamamen elden geçmesi lazım bu kadronun. Bir sol bek, bir sağ bek. Önce eski takımımıza gidiyoruz. Eski takımımızdan alınacak oyunculara bakalım. Atak tabii ki Baya. Sözleşmesi bitiyor bir de. Harika. 58 milyon euro değeri var. Defans 19 yaşındaki Hato. Gel buraya. Hato senin özel ilgilendiğini biliyorsun. Kaleci 78'lik bir kaleci. Mutlaka alınması lazım bu çocuğun. Önce Baya'yı 48.900'e bitirebiliriz diyor. Eyvallah, 48.900'lük bir teklifte bulunacağım Baya'ya. 48.900'ü kabul etti. Hato 45 milyon euro bu işi bitirebiliriz diyor. 45 milyon euro. Tamam. Şimdi Onana 86'lık bir kaleci. Benim ihtiyacım var mı? Bence yok. Transfer listesine koy. Altay Bayındır 79'luk bir kaleci. Yedek kaleci olarak kalsın. 22 yaşında bir sol bek. Gelişimi açık mı? Bakalım gelişim planına. Bayağı bir açık. Bayağı bir açık. Biraz defans çalışsın bu çocuk. Luke Shaw. Aslında sol bekimizi Luke Shaw'da değerlendirebiliriz. Nagola diye bir oyuncu var. Süper çalıştıralım bunları. Casemiro aslında satılabilir. 88 çünkü. Yani şey 33 yaşında çünkü. Satılabilir ama ya bir sezonda düşer mi çıkar mı onu çok bilmiyorum. Ara transfere kadar kalsın. McTominay. Tamam. Yedek olarak duruyorsun burada. Eyvallah. Hani yedek tamam kal. Van den Beek 28 yaşındasın. Artık bu saatten sonra senden bir hayır gelmez. Mason Mount'u sağ kanat yapmak istesem ne kadar zamanda oluyor? Çünkü sağ kanat oynayabiliyor arkadaşlar Mason Mount. Sağ kanat. Oo, sağ orta saha peki? Sol orta saha, sağ orta saha. 2 hafta. Tamam. Sağ orta saha yapalım. Burada sağ taraftaki şeyi çözmüş oluruz. Şimdi Taremi 32 yaşında ama satmamız lazım Taremi'yi. Ya da Taremi kalsın. Diğer santraforu satalım. Hojdung'u kiralık vereceğim bir yere. Hojdung gelecek çünkü ben Bayer'e oynatacağım. Burada Sancho'nun yerine şey gelecek. Nerede? Mason Mount gelecek. O orta saha oynayacak. Hato teklifi kabul etti arkadaşlar. Hato'yu aldık. Ya bu oyuncuların hepsini sat abi gitsin ya. Van den Beek orta sahada işimize yarayabilir ya. Çünkü 3 mevkiyi birden yedekliyor. Bu yedek şey kalsın. Evet, Onana 67 milyonu Ajax'a kabul ediyorum ben. Gitsin bakalım McNeil. Bunları zaten gönderiyoruz.
Şimdi ben üçlü oynayacağım için Luke Shaw falan satacağım arkadaşlar. Ama tabii ki böyle değil. Yani daha düzgün bir şekilde satacağız. Hele şükür be. Hele şükür. Baya geldi arkadaşlar. Sonunda Baya'yı takımımıza transfer ettik. İşte yıldızımız. İşte golcümüz. Hoşnutlu arasında inanılmaz bir şey olacak. Bu arada arkadaşlar az önce bir sıkıntı oldu. Bakın bu çocuğun overall'ı birden yükselirse bana kızmayın. Çünkü montajcı kardeşim de farkında. O da biliyor. İzledi çünkü. Biz bunu almaya çalışırken bir anda overall'ı 81'den 87'ye geçmiş. Lan bir baktım 200 milyon euroysa dedim bu ne ya? Önceki save'i açtım tekrar 81'den aldım şu anda. Ama bir anda 87 oldu. Yani bilmiyorum bir anda böyle bir şey olursa sakın bana kızmayın. Nasıl oldu anlamadım. Mason Mount'a şey vermiştim. Mevki değişimi vermiştik. 84 olarak orta sahada kaldı. Tamam Mason Mount 84 olarak orada kalsın sıkıntı değil. Şimdi bir şey yapacağız arkadaşlar. Taremi için teklif var 21 milyon euro. Taremi bana 33 yaşında aslında lazım olabilir. Ama çünkü çift forvet oynayacağım için arkadaşlar. Yedek olarak lazım olabilir ama 33 yaşında çok fazla ya. Luke Shaw 38 milyon kabul ediyorum. Gel kardeşim sana yetki verelim. Şimdi üçlü oynuyoruz. Burada stoperlerimden Hato yeni geldi. Bu da Ankara gücünden geldi. Arajo, Luke Shaw. Bak burada yeni bir stoper almam lazım. Bir tane stopere ihtiyacım var. Kaleci gidecek. Casemiro zaten bu mevkinin en iyilerinden. Yaşı kaç? 33. Bir sene daha oynar. Fernandes burada. Mason Mount'u sağ orta saha yaptık. Fernandes burada cam olarak oynayabilir. MO olarak olabilir. Biraz cam yaparsak daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü kesmez. Casemiro. Chavez'in yerine oyuncu lazım. Bak Rashford iyi. Bu ikisine güveniyorum zaten. Chavez'in yerine bir oyuncu. Burası tamam, burası tamam. Hato tamam, burası tamam. Bir tane de stoper. Bir stoper, bir de CM lazım bu takıma. Kaç paramız var? 126. Onağına gidecek mi bakalım bir. Luke Shaw gitti. 38 geldi. Artık üçlü oynayacağım için arkadaşlar yeni takvimde üçlü oynayacağım için bana bek'e gerek yok. Yani bek oyuncularını satabilirim çünkü üçlü oynayacağım. Bakalım bek oyuncularına. 11 milyon euro değeri var. Yani bunu kiralık da verebiliriz aslında. Kiralık verelim. Ya da yok ya ben niye kiralık veriyorum ki abi? Direkt satayım para kazanayım ya. Williams. Arkadaşlar Greenwood'u biliyorsunuz basında çıkan haberleri falan filan bir sürü şeyleri vardı. Böyle bir oyuncu o yüzden takımda asla görmek istemiyorum. Bir sürü yapmış olduğu saçma hareketler var. Böyle bir oyuncuyla aynı takımda çalışmak istemiyorum. Greenwood'u direkt gönderiyoruz. Bak Baya yine 83 olmuş bak. 81'di. Ankara gücünde 87 olmuştu. Bizde 83 olmuş şimdi durup dururken. Allah Allah ya çok ilginç ya. Bunlara bir de gelişim planı falan filan verelim. Hojlung. Neyin kötü? Pasın kötü. Bak pasını geliştirmen lazım. Nerede pas? Kısa pas bilmem ne. Komple santrafor. Senin pasını geliştirelim. Tamam. Baya'nın gelişim planına baktığımız zaman Baya'nın pası kötü. Fizik gücü kötü. Bak burada fizik gücü bayağı artıyor. Pasla fizik gücünün arttığı yer var mı? Dribbling'i zaten çok fazla. Dribbling yapmasına gerek yok. Pasının artması lazım. Dayanıklılığı falan zıplama falan önemli değil. Tamam bu iyi bence. Tamam komple santrafor. Şimdi orta saha oyuncumu buldum çünkü Goretzka'nın arkadaşlar sözleşmesi bitiyor bak. Değeri kaç para? Değeri 51 milyon euro, 41 milyon euro alabilirsin diyor ve 30 yaşında daha. Yani 33 yaşında falan filan değil. 10 milyon hayır. 10 milyon daha değerinden 10 milyon ucuza alırız. Ve seneye bunu çok daha iyi fiyata satarız arkadaşlar. Direkt 42 veriyorum. 50 diyor, %10 diyor. Onu kaldır. 50 falan filan olmaz. Bak sözleşmesi bitiyor. 43 diyorum. 43'e bitirelim. Eyvallah. Bunu biliyorsunuz Ankara gücünde keşfetmiştik bu Uruguaylı kaleciyi. İnanılmaz bir potansiyeli var. 90 üstü potansiyeli var bu kalecinin ve 78 overall'dı. Acaba diyorum ilk sezon alıp bunu oynatsam mı Onana'nın yerinde? Altay bunu keser ama. Kiralama teklifi götürelim bakalım. Satın alma opsiyonuyla diyelim. Ha yok görüşmeyi sonlandır. Öyle o şekilde vermiyorum diyor. Evet arkadaşlar Kim Min-jae'ye yöneldik. 58 milyon euro bir değeri var. 67 vereceğim. Çünkü 67'ye bırakabiliriz diyorlardı. Bir verelim bakalım 67'yi. 71 istiyorlar Kim Min-jae için. Çok fazla. Biraz daha hani biraz daha çıkıyorum. 68-400 diyorum hocam. Bizi kırmayın. Eyvallah teşekkür ederim. Kim Min-jae bu arada 86 olmuş arkadaşlar potansiyel şeyi. Ve daha 28 yaşında yükselebilir. Arkadaşlar Ederson sözleşmesi bitiyor. 31 yaşında 45 milyon euro alabiliyoruz. 45 verdim 47 istiyor. Böyle uzatıyor bir şeyler yapıyor. Hadi bir 900 de gönlümden kapsın. Tamam 45-900 bu da tamam. Şimdi burada Onana'nın bir önce benden gitmesi lazım. Evet. Tottenham'a gönderdik bu kardeşimizi. Tamamdır. Tottenham'da inşallah mutlu olur. Taremi konusunda 29'a City ile anlaşıldı diyor. Kim Min-jae teklifi kabul etti. Oh be. Arkadaşlar burada şey geldi bak. Nerede? Kim Min-jae ile Newcastle United League geliyor. Teklif verdi. Hani almak istiyorsan hemen al diye. Allah'tan Kim Min-jae kabul etti. Koçum benim gel. Şimdi Goretzka'yı bekliyoruz. Goretzka da gelirse orta sahamız tamamlanacak. Tamam. Hoffenheim'in teklifini kabul ettik Onana için. Hadi Onana gitme takımdan. Para gelsin lütfen. Goretzka alamayacağız yoksa. Greenwood için teklifte bulunuyorlar. Greenwood. 28 milyon değeri var. Bana bir oyuncu veriyor. Bakalım bir oyuncuya. Yani orta saha oyuncusu. Aslında hiçbir işime yaramayan bir oyuncu ama Greenwood'u vermek istiyorum. Yani Greenwood'dan kurtulmak istiyorum. Mason Mount vermiyoruz. Kim gitti? Taremi. City'ye gönderdik Taremi'yi. Valla çok seviyorum biliyorsun Taremi seni ama. Yani 33 yaşında para ederken vermem lazımdı seni. Oğlum Goretzka nasıl bir oyuncusun? Ne kadar zamandır düşündün ya? Geliyorsan gel artık. Biri daha gitti bizden bu arada. Onana gitti. Güzel oradan da para geldi. Goretzka hala düşünüyor. Neyi düşünüyor bilmiyorum. Bu bek çocuğu da verdik 20 milyon euroya. Abi benim hala şu an Goretzka'yı almam lazım. Ortasamda boşluk var ya. Bu kadar ne düşünüyorsun oğlum yıllardır ya?
Allah kahretsin alamadık. Allah kahretsin alamadık. Ve ucuza alacaktık biliyor musun? 7, 14'ünü almam lazım tekrar. İnşallah sözleşme imzalamamıştır. Greenwood güle güle. Kendine iyi bak. İnşallah gittiğin yerde terbiyesizlik yapmazsın. Bernardo Silva'nın da sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. Piyasa değeri 87 milyon euro. Alınabilir fiyat 71 milyon euro. Bunu alalım. Goretzka, çünkü Goretzka şimdi sözleşme imzalar falan filan. 72'yi verdim. 76 diyor. Çok şey yapma, gaza gelme. 72'yi verdik, gaza gelme. Al bir 800 de gönlümden koptu hadi. Maç olduğu için normalde yetki ver diyordum ama maçımız var. O yüzden hızlı hızlı kendim yapacağım. Evet, yıldız isim geliyor. Bernardo Silva. Orta sahamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi kadromuza bakalım. Ne durumdayız arkadaşlar? Şimdi buraya Bernardo Silva geldi. Fernandes burada. Casemiro burada. 88, 87, 87, 88, 84, 84. Bak forvetlerimiz gelişebilir ama bunlar. Hato burada biraz şey kalıyor. Kim Mince 86. Kal burada koçum. Hızlanması da iyi. Hato'nun hızlanması 90 bu arada. Şimdi eksiklerimizde kalecimiz tamam mı? Tamam. Kim Mince tamam mı? Tamam. Arajo tamam. Hato tamam. Bunları yedeği kim? Yedek stoperim 81'lik stoper var. Yedek stoper 81'lik. Tamam. Casemiro 87. Yedeği 82. Eyvah. Casemiro düşmeye başlamış. Silva 79 yedeği. 79 yediği. Mason Mount 85 yediği. Yine 85 yediği. Bak öbür çocuk döner. Forvet dediğimiz Silva 78. Forvet dediğimiz biraz düşük. Stoper yedeklerimiz düşük. Ama stoper yediğini çok yüksek alamıyorum çünkü Hato'yu kesebilir. Hato'yu kessin istemiyorum. Peki bir dakika, Mason Mount'un yerine Sancho oynayamıyor mu burada? Evet, City ile bir maçımız var. Bu sanıyorum ki Süper Kupa gibi bir şey mi bu? Community Shield Kupası. Tamam. Gegenpress'le oynuyorlar. Biz Tiki Taka ile oynuyoruz. Şöyle kadrosuna bakalım. Haaland, Son. Son'u almışlar. Rodrigo'yu almışlar. Oha. Guardiola, Cancelo. Çok iyi kadrosu var bu arada. Walker. Bak orta sahası tamam. Rodrigo ile Kovacevic biraz hani şey olabilir. Rodrigo'nun ne işi var orada ya? Bizim için de büyük takımla oynanan bir maç olduğu için iyi bir değerlendirme olacak arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç bitecek. 2-0 kazandık. Sancho ve Mason Mount attı. Kimler çıktı oyundan? Şöyle bakayım bir. Hojlund kalmış. Fabio Silva girmiş. Demek ki baya çıkmış. Baya 6.4 ile oynamış. Hojlund 7.3 ile oynamış. Tamam. Sevgili dostlar, kadromuzu yapmaya devam edeceğiz. Ama kadromuzu yapmamız bir sonraki bölümde olacak. Devam edeceğiz çünkü transferlerimiz var. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Bu arada şunu da söylemem lazım. Bu kadar hani uzun sürede video gelmemesinin sebebi. Hani kendimizi acındırmak gibi olmasın ama çok yakınım. Böyle bir hastanelik olmuştu. Böyle bir beyin kanaması falan gibi bir durumları oldu arkadaşlar. Çok yansıtmak istemedim. Üçlü videolarına mutlaka çıkmak zorunda olduğum için çıktım. Ama onun haricinde bir şeyler yapamadık ne yazık ki. Kusuruma bakmayın lütfen. Sizlere söz vermiştik hani bu süre devam edecek diye. Sözümüzü tutuyoruz. Umuyorum ki bu videoya like atarsınız. Hiç olmadı destek olmak adına like atarsınız. Yorumsuz bırakmazsınız inşallah arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yeni bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.